Merhaba sevgili Betalılar, bu videoda size APP plak hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi APP plakının ne olduğunu öğrenelim. APP aslında kısaltılmış bir isimdir. Bunu açacak olursak American Place Plak olarak geçmektedir. Araştırmamı yaptığım süre boyunca internette hep bu şekilde açıklamayla karşılaştım. Aslında diğer üretilen orijinal plakalarla üretim süreci arasında çok bir farklılık yok. Tek farklılık plakanın fontu ve üretim sürecinde daha dikkatli davranılması. Font tiplerinden bahsetmişken en çok kullanılan bazı fontlar var. Alman, Fransız, Fransız kesikli, İstanbul ve İstanbul kalın en çok kullanılan yazı fontlarından. APP plaka sadece bununla da sınırlı değil. Diğer seçebileceğiniz özellikler arasında ise çerçeveler var. Çerçevesiz, beyaz çerçeve, siyah çerçeve ve bunun yanında özel alt çerçeve isimde istediğiniz yazıda yazdırabiliyorsunuz. Birçok APP plaka üreticisi çok ince alüminyum kullanılıyor. Bu ince alüminyum normal plakayla APP plakanın ilk ayrım noktası aslında. Trafik yönetmeliğindeki plaka ile ilgili madde 53'e bakacak olursak detaylı bir şekilde orijinal bir plakanın hangi standartlara uygun olması gerektiğini çok detaylı bir şekilde belirtmiştir. O kadar detaylı ki bir plakanın gerilme direnci, kabartmanın standart olarak 3 mm olacağı, köşe yuvarlamalarının en fazla 1 cm olması gibi çok detaylı standartlardan bahsediyoruz. Zaten APP plakanın bu standartların hemen hemen hiçbirini karşılamıyor ve çok ince bir alüminyum plakayla üretiliyor. Standart üretim plakaları beğenmeyen araç sahipleri genelde istedikleri boyutta, istedikleri yazı fontunda ve istedikleri şekilde plaka üretilebildikleri için en çok tercihleri APP plaka oluyor. APP plakadaki işlem süreci daha dikkatli olunca plakanız daha güzel görüntüye ve daha kalın fontlara sahip olduğu için şık ve gösterişli oluyor. Üreticiler de bundan dolayı insanlar için cazip farklı bir özellik daha sunmuş oluyor. APP plakalar genelde modifiye edilmiş araçlarda, pahalı araçlarda ve motosikletlerde daha çok kullanılıyor. Böyle bir soruyu neden soralım diye düşünebilirsiniz. İkinci el araç aldığınız zaman plakasına dikkatli bir şekilde bakmak gerekli. İlk bakacağınız şey plakanın çerçevesi var mı? APP plaka yaptıranlar genelde plakaların çerçevesinin olmasını istemezler. Plakanızın gerçek mi yoksa APP plaka mı olduğunu ilk bu şekilde anlayabilirsiniz. Çerçevesi olmayan plakaların hepsi APP plakaları diye bir şey yok. Çünkü önceki sahibi orijinal plakanın çerçevesini kestirmiş de olabilir. Peki durum böyleyse başka hangi özelliklere bakmak gerekiyor plaka üzerinde? Plakanız üzerinde bulunan mavi TR üzerinde ya da şehir plaka kodundan sonra Türkiye Şoförler Odası Federasyonu'nun mührünün olması gerekli. Dikkatlice bakacak olursanız TÜŞÖF yazan yuvarlak kabartma içerisinde şehir plaka kodu ile soğuk bir mühür ile oraya işlenmiş mi? Burada bu mühür varsa rahat olabilirsiniz. Çoğu şoförler odası APP plaka üstüne bu mührü vurmaz. Ama bazı uyanık APP plaka satıcıları ise cemiyet mühürlü diye APP plaka satıyor. Çerçeveye baktık, mühüre de baktık. Peki bunlar haricinde nelere bakmamız gerekiyor? Tabii ki de bunlar haricinde bakmanız gereken birkaç şey daha var. Plakanızın beyaz kısmı gece ışıkta yansıma yapan özel malzeme ile boyanmış mı? Bunu test etmenin en iyi yolu cep telefonunuzda flaşlı olarak bir fotoğraf çekmek. Çektiğiniz bu fotoğrafta zaten fark edeceksiniz ki plakanız aşırı derecede parlamış olacak. Bunun haricinde üzerinde şoförler odası mührünün üzerinde rastgele harfler mi yoksa TŞOF harfleri mi basılmış? Az önce söylediğimiz beyaz boyalı kısmın üzerinde ise dalga şeklinde farklı yansımaların olması gerekli. Ve bunların yanında ise kutucukların içinde TR yazılı reflektif özel boyalı alanların olması gerekiyor. Eğer bunların hepsi sizin plakanız içinde mevcutsa korkmanıza gerek yok. Ama içlerinden bazıları eksikse plakanızı mutlaka değiştirmeniz gerekli. Yolda giderken plakamı düşürdüm ve bulamıyorum. Ne yapmalıyım? Yoksa APP plak alıp hiçbir şeyle uğraşmasam mı? Sakın böyle bir şey düşünmeyin. Ya plakanız çalındıysa? Eğer başınıza böyle bir şey geldiyse yapmanız gereken en iyi şey polise müracaat etmeniz. Tek bir APP plakanın birim maliyeti 40 ile 50 lira arasındayken şoförler odasından alacağınız plaka bir çift olarak o fiyatlara geliyor. Bunu üzülerek söylüyorum ki suç. Hatta bunun 844 TL cezası var.
tescil edilen araçlarının trafik belgesi ve trafik plakası almadan karayoluna çıkmak suçu ile sürücüye 844 TL para cezası ve ehliyetine de 10 ceza puanı işleniyor. O APP plaka bu şekilde söküldükten sonra da aracınıza el konuluyor. Peki aracınızı nasıl alacaksınız? Orijinal plakanızı çıkarttıktan sonra aracınıza takar takmaz trafiğe tekrar çıkabiliyorsunuz. Bu arada yeni yapılan bir düzenleme ile de APP plaka üretimi suç kapsamına alındı. Bu plakaların üretiminin tespit edilmesi durumunda üreticiye 10.000 TL'ye kadar ceza verilebiliyor. Bu videoda size APP plakayla alakalı araştırmış olduğum konuları sunmaya çalıştım. Konu hakkında eksik gördüğünüz ayrıntıları video altına yorum yapmayı unutmayın.